Zamlar bir ülkede tam anlamıyla depreme yol açtı. Akaryakıt zammı eylemleri Kazakistan'ı karıştırdı. Karışıklık hükümetin istifasıyla kalmadı. Я не побоюсь, я отжила свою гребаную жизнь. Я хочу, чтобы мои дети за границу, светлые наши головы убежали за границу. Почему? Потому что нет здесь жития. Но когда он сказал, что он воюет против бандитов, он назвал нас бандитами, против террористов. Мы не бандиты, мы не террористы, мы сами участники этого митинга. Всему миру распространите, что в нашем Казахстане процветает коррупция. У нас Казахстан превратился. 30 жыл жиналған пружина бүгін жазылды. Біз қазақ халқы, тәрбиелі өнегелі халықпыз. Бірақ 30 жыл басумен, шыдаммен отырдық тәрбиенің арқасында. Жетер. Болды. Қойдық. Анақтан әскерге батыр, мынақтан әскерге батыр. Келсін, сіздер де бізбен болыңыздар, көрейік біз. Şu anda Kazakistan'da alışılmadık durum söz konusu. Binlerce insan, özellikle Kazakistan'ın batı bölgesinde binlerce insan sokaklara dökülmüş durumda. Protestolar gittikçe büyüyor, ülke çapında büyümeye başlıyor. İnsanlar artık meydanlara toplanıyor. Nasıl başladı bu protestolar? Biliyorsunuz 1 Ocak'ta 60 tenge olan gaz fiyatı, sıvılaştırılmış petrol fiyatı birden 120 tengeye çıkartıldı. Bugün 3. gün protestolar yoğun bir şekilde devam ediyor. Artık protestonun boyutu gaz fiyatının yükselmesi değil, hükümetin istifasına kadar yola çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz Kazakistan, Orta Asya'nın hatta dünyanın petrol zengini ülkelerinden biri ve ülkede sosyal eşitsizlik, insanların gelirlerinin çok düşük olması, sosyal güvenliklerinin güvende olmaması, devlet kurumlarına olan güvenin azalması, bunlar da aslında protestoya sebep olan nedenler. Ve aslında halk bir nevi başarılı oldu bu protestolarla birlikte. Çünkü gaz fiyatını hükümet bugün bir saat önce açıklamasında 50 tengeye indirdiğini söyledi. Is it strange? Is it only in my society, in Kazakhstan? It's also common, I think, for any other country if people have some ability. Peki yine Kazakistan aslında 3 ciddi büyük yapıdan oluşuyor aslında. Büyük cüz, orta cüz ve küçük cüz diye bahsedilen Kazakistan içindeki 3 büyük yapıdan oluşuyor ki yöneticilerin de birçok kısmı bu cüzler ve bu dengeler içerisinde yaşıyor. Bunlar kabileler gibi düşünebiliriz. Aslında etnik anlamda çok etnik ayrışmaları yok ama bölgelere ayrılmış. Batıyı, güneyi, doğuyu temsil eden, burada cüz denen, orda denen 3 tane büyük yapı var. Bunlar içinde de farklı kabileler bulunuyor. O yüzden Kazakistan'ı oluşturan 3 büyük aile grubu gibi düşünün ki bunların içinde de farklı gruplar söz. Eğer anlatmak gerekirse dengelerin ülkesi demek çok faydalı. Çünkü Kazakistan bu kadar içeride Rus yoğun bir nüfus barındırmasına ve Rusya ile farklı ilişkilerine rağmen Rusya bağımlılığı gibi intiba vermek istemiyor. O yüzden Çin'le de ilişkilerine dikkat ediyor. Avrupa Birliği'yle de dikkat ediyor. Türk dünyasıyla da yani
Türk dilli dünyayla da son derece dikkatli. 31 yıl sonra enerji zengin ülkenin kentleri modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Ancak ülkede bu zenginliği paylaşmayan, azımsanmayacak bir nüfus da var. Gelir dağılımındaki problemlerin yaşanması, ekonomik problemler, standartlar, yani bir Kazakistan'ın başkenti ya da Almaty'ye gittiğiniz zaman, Nur Sultan'a gittiğinizde gördüğünüz modern şehirler, hatta uzay şehirlerinden bahsedebilirken, diğer şehirlere gittiğimiz zaman şehir anlamında neredeyse köy bazında görebiliyorsunuz. Standartlar arası ciddi bir uçurum var ve bu da bazı olayların neden olduğunu bize çok iyi gösteriyor. Son isyanların arkasında zengin elite duyulan öfkenin olduğunu düşünenlerin sayısı az değil. For some people it is mostly economic. It's about demanding better life, better jobs, better earning and some certainty, economic certainty in the future. Whereas for others, it is about opening up the political system, allowing more representation and inclusion of different parts of society in Kazakhstan, and breaking down this parallel system of where elites become extremely rich in Kazakhstan. We're talking about tens of billions of dollars, whereas most of the population, and again, especially in Western Kazakhstan, just suffering from extreme levels of poverty and underdevelopment. 2011 yılında petrol işçileri benzer sebeplerle eylem yapmak istediğinde gösteriler kan dökülerek bastırıldı. Sonrasında da ülkede muhalefetin alan bulması engellendi. Muhalif isimler cezaevine gönderildi. Anayasada yapılan bir değişiklikle devlet başkanlığı yapabilmek için hükümette 5 yıl görev alma zorunluluğu getirildi. Ülkede yaşananların son zam dalgası ile ilgili olmadığı ortada. Son 30 yıla damga vuran Nazarbayev, bugün artık iktidarda olmamasına rağmen kurulmasına öncülük ettiği sistem devam ediyor. Tokayev'le beraber, aslında aynı cüzden olmamakla beraber, aynı yapıdan olmamakla beraber bir değişim olacağı, Nazarbayev'in getirdiği yerden sonra onun daha farklılaşacağı, tırnak içerisinde kısmen de daha bir özgürleşme alanı yaratacağı, daha o gelir dağılımındaki sorunları çözeceği ya da çözme yönünde adımlar atacağı beklendi. O nedenle bilinmeyen bir şey yapmıyorlar. Artık her şeyi göze alıyorlar. O yüzden bu eylemler bir demokratik ülkede yapılan eylem gibi düşünmeyin. Her şeyi göze alarak kaybedecek bir şey kalmayan insanların eylemleri diye görmemizde fayda var. Yoksa yanlış yorumlara gidebiliriz. Türkiye'deki özel sektöründe büyük yatırımlarının bulunduğu Kazakistan'da bozulmuş gibi görünen istikrar yeniden sağlanabilecek mi? Ve aynı oranda önemli bir soru daha. Bu kez demokrasi de istikrara eşlik edecek mi? It took centuries. Genuine democracy had arrived in Europe. So we are on the way. I assure you we are in quite very much progressive way.